izleyenler, Gez Göz Arpacık ekibi olarak şu anda sizlere Sivas'ın Kangal ilçesinden sesleniyoruz. Ve Kangal köpekleriyle alakalı detaylı bilgi edinmek için hemen yanımızda Abdurrahman abimiz var. Bıyıkları da çok güzel. Merhaba Abdurrahman abi. Merhaba, önce hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Bu önce, çiftlik size mi ait abiciğim? Çiftlik bana ait. TRT 1'e önce teşekkür ediyorum. Buralara kadar yorulup gelip böyle güzel kangalarımızı tanıttığınız için. Evet. Şu tanıtılmaz bir Abdurrahman abi. Şimdi ya. Bunlar saf kangal. Elimizde pek nadir azaldı. Çünkü çalınıyor, hırsızlanıyor, satılıyor ama bizim gibi çiftlik sahiplerinde bitmez. Çünkü üretiyoruz. Görmüş olduğunuz bir aylık kralın oğlu, süper bir damızlık erkek yavru. Eşi kral, benzeri yok. Kral köpeğin adı. Kral babasının adı. Hı. Ama sevgili izleyenler, yani şu sevimliliğe bakar mısınız? Kim der bu ileride koca koca sürüleri böyle sahip çıkacak da kurtları da seldirecek diye, kim der? Şunun güzelliğine bak. Peki. Şimdi bu kangal üretmesi zor bir hayvan mıdır? Şimdi kangal üretmesi zor değil de kangal üretmek için baktığınız yer zemin olacak. He. Zemin toprak olmazsa beton iyi gelmiyor. He. Bir de alanı böyle gördüğünüz gibi geniş olacak. Yani he, özgürlüğü seven bir hayvan. Gezmek, evet, isteyen bir hayvan. Çünkü dağlarda dolaşacak ki özgür olacak ya hayvan, yani yerini de yurdunu da seve. Peki şöyle bir tane kangal, evet, yerine göre bir kurtla baş edebiliyor mu birebir? İyi bir kangal, iyi bir kangal, gerçek bir kangal tek kurdu yıkar. Burada var mı öyle var, bir? Var tabii. Hangisi tabii mesela? Görmüş olduğunuz balığın babası 2-3 tane kurt yıkmıştır. Bak 1-2 yaşında balık. Orada büyük köpeğimiz gene Karo isminde yaşlı bir köpek. O da yıkmıştır. Dudağı yaradır. Tabii tabii, domuz da boğdu, kurt da boğdu. Bu da bir yaşında görmüş olduğunuz kral. Kralın oğlu zaten elimde olan da. Prens, prens. Bu kral oğlu olduğu için. Heh. Peki yani, Abdurrahman abi bir şey buyur soracağım. Tabii tabii. Şimdi tabii mesela 60 tane koyun gidecek. Adam çıktı dağa. 60 değil. Tane koyun 300-400 koyun olur. 60 koyun bir arada olmaz. Bizim burada sürü demek. Diyelim ki 300 koyuna evet, çıktık 300 da koyun. Kaç tane kangal olması lazım? Şimdi yanımızda en az bir dişi, en az. Bak dişi çünkü hem hızlıdır hem sahtır. Dişi köpekleri üretir. Dişi köpekleri gezdirir. Dişi köpek uyanıktır. Erkek köpek yatsa da dişi köpek yatmaz. Çünkü dişi çok uyanık. Hangisi makbul? Ay şimdi yıkan erkek ama çeviren dişi. Ha. Dişi döndürür, getirir, erkek yıkar. Çünkü şu patilerle, bak patileri görüyor musunuz? Sevgili şu patilerle kocaman, bu daha bir aylık büyüdüğü zaman düşün şöyle. Kralın elini gösterebilirsiniz. Bak Tuğba, şöyle bak patiye bak. Şu patilerle, bu gövdeyle erkek köpek kaçamıyor. Kaçamayınca yetişemiyor. Ama dişi köpek çeviriyor, döndürüyor erkek köpeğin üzerine. Kurdu o şekilde yıkıyor zaten. Hiçbir köpek tek olarak yetişemez. Dişisiz kangal da yıkamaz. Çünkü arkasına yetişemez. Kurt saniyede 10 kilometre yol yapıyor. Hani gözünü yum kapat ki 10 kilometre gitmiş. 10 kilometre değil de 10 metredir belki. 10 metre diyeyim. Yani o kadar uzun ki yani. İnan ki Işık yani. Hızıyla. Gözün yumup kapatmayla bir dağdan açtığını ben gördüm. Gözlerimle gördüm. Buna kangal yetişmesin mi? Ama dişi iyi bir kangal yetişiyor. Yetişiyor değil mi? Dişi kangal da bir kurt kadar hızlı. Bir de yatan değil, gezen hayvan olacak. Kas yapmış olacak. Kas yapmış. Nihat Doğan sevgili izleyenler, bir ara televizyonda şey demişti, çok da üzerine mizah üretilmişti. Ya demişti, benim koyunum bile elin koyunundan başka bakıyor, benim ülkemin koyunu diye. Şimdi şöyle bakıyor. Ama doğru değil mi? Allah doğru gibi. Bizim köpeğimiz o kadar güzel bakıyor ki şöyle. Yani masumluğu görüyorsun işte. Ne olursa olsun, isterse hiç kimseye de karışmasın. Orada öyle akşama kadar etrafa baksa bile bizim köpeğimiz hepsinden iyi. Birinci. Sonuna birinci kadar arkasında. Dünya buna aynen ispat öyle etmişiz. Yani bilimsel hangi argümanı sunarlarsa sunsunlar ikna edemezler. Bizim, bu bizim köpeğimiz evet çünkü. Heh. Evet. Şimdi demek istediğim şu. Kangal'a ait, kangala aynen patendi de var. Bu bizim. Kangallıyız, kangallıyız. Kangal. Peki Abdurrahman abi, evet, bunun mesela diğer hayvanlardan, diğer köpeklerden üstün yönleri hangileridir mesela? Daha diğer dominant oluyor. Diğer köpeklerden birincisi, ben size şöyle izah etmek zorundayım. Şimdi arka ayakları bak şöyle bastığın zaman beyefendi göstersin. Tavşan ayak. Bu kangalda olur. Bazı köpeklerin ayakları böyle çaptır, böyle çaptır. O köpek kaçamaz. Bizim kangallarımız tavşan ayaklıdır. Bastığı zaman, yani demin dedim ya, bir kurda saniyede şu kadar gider. Bu kangal gidiyor işte. Normal köpek kaçamıyor. Kaçamayınca da yetişemiyor. Yetişemeyince de hiçbir şey yapamıyor. İşte bu kangala öz.
kangala ait olduğu için ev yani ayak hiçbir şey kısmında çıkarmaz ya. yani Evet. şu ayak çok önemli. Evet. Abdurrahman abi, şu şimdi ne kadarlık bu Bu kuzu? şu anda 35 günlük Adı var filan. mı bunun? Tabii balağın oğlu diyoruz şu anda, daha henüz isim takmadık da şey, kralın Kuzu. oğlu. Tamam, şimdi İsmi kralın de oğlu kral de. olarak kalır herhalde. Peki. Abdurrahman abi, bu ne zaman artık koyun kuzu peşine koşacak hale Bu gelecek, bu aslan yavrusu şimdi bu? havalar ısınsa bunu kuzuların yanına götürüp ben bunu şimdiki yaylada kuzularla oynadır, kuzular da alışır. Ha, önce kuzularla Tabii tabii tanışıyorlar tabii bunlar. aynı Arkadaş oluyorlar. kuzu büyür gibi kangal da büyüyor beraberinde. İşte zaten Çok iyi taktik sevgili izleyenler. geninden gelen bir şey olduğu için bir çocuğu ilkokula salıyorsun, ortaokula direkt gönderebiliyor mu? Aynen Gönderemiyor. öyle. Şimdi bunu da Aynen kuzuların öyle. yanına köze Orada koyuyoruz. oynaşıyorlar onlar, Közde zıplıyorlar falan. kuzuları yalar, kuzunun kuyruğunu yalar, gözünü yalar. O bunu, bu onu derken bunlar birbirine ait. Arkadaş Tabii olurlar. tabii. Şimdi gecenin karanlığında bu koyunun kuzunun içine girdiği zaman kuzu bunun hissediyor. Biliyor, Ve güvende tanıyor. hissediyor Tabii kendini. tabii tabii. Bu yani birbirlerine zaten güvenci vermezse ürker. Koyun kurt gibi durmaz. 40 parçaya bölünür koyun ama İstese bu bu da parçalar tabii koyunu. hayır. Hiçbir kangal koyuna Yok, yani çıkmaz. istese bu güç Yani var bunda yani. ya koyunu saniyede yutacak gücü var ama bu koyuna ait. Bu koyuna ait bir hayvan. Bunun yutacağı şey dağlarda koyun sahibinin varlığına zarar verecek şeyler. Bir domuz. Mesela geçen sene şu dağlarda benim köpeklerim domuz yıktı. Orada domuzlar koyuna saldırdı. Koyunun içine girdiler. Dağ keçisi tezmiş. Köpekler yıktı. Biz bunu elinden aldık. İki tane dağ keçisi. O zaman Bak. çok yanlış bir tercih yapmış bu dağ Ya hayvanları. yanlış Kangala kaçmışlar hayvan yanlışlıkla. şimdi bu şekilde işte koyunlarımızı beklediği sürümüze Peki. sahipçiliyorlar. Şimdi bu gidecek kuzularla oynayacak. Evet. Onlarla iyice bir arkadaş kanki olacak. Ondan sonra da onlar benim arkadaşım diyecek. Onlara Saldırana bu da saldıracak, öyle aynen mi? öyle. Normalde üremeleri, çoğalmaları nasıl bunun? Mesela bir erkek bir dişi Şimdi kaç, hamileliği ne kadar sürüyor? 70 günde gebelik tutuyor. Yani bugünün şartlarında 5. ayın 1'inde kızan olan bir kancık 7. ayın 10'unda doğurmaya başlıyor. Yani 2 ay 10 günde filan. Ha. Doğuruyor. Ya 3 tane ya 4 tane yavru oluyor. Bunu Bu da aslan ne işte zaman hazır olacak bu artık aslan yavru? bir Niye sene hazır? sonra bundan yavru alabilirsin. Damızlık olarak Ciddi ama kullanabilirsin. hiç o tip var mı ya? Hiç o tip var mı ya? Ama ne kadar asil ya. Hiç gram kıpramıyor. Şuna bakar Ya mısınız? işte Odaklanmış her biri. yavru kangal olmuyor. Patileri göreyim mi? Eline bak. Senin elin kadar bak. Evet. Daha bir aylık bir yavrunun patinin elleri Kocaman kocaman diğer sevgili izleyenler. arkadaşımızın Aslan elleri parçası. kadar yani. Bakın. Düşünebiliyor musunuz? Zaten kangalın döşü, bak döş kısmını çekeyim Evet. şeyle. Döşü, patisi ve ağız kısmı. Bir de arkasının sağlam olması iyi bir kangal olduğunu ispat ediyor. Kalbi de nasıl Yeter. atıyor, küt 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 Hey, küt böyle. sağlıklı. Ha şimdi yani boştur, eşine boştur. Son olarak şeyi de sorayım. Buyurun. Belki bilmeyenler vardır diye. Tabii tabii Bu tabii buyurun. döşlerine şey takıyorsunuz. Çengel, Tırnaklı çengel. çengel, O ne çengel. işe yarar? Onu da Şimdi anlatın abi. çengel ne işe yarıyor? Çengel. Şimdi buralarda sürülerin olduğundan köpekler dağlarda 3-4 köpek birleşince tek köpeğe boğarlar. Boğmamaları için köpek boyundan zede alır, boyundan ölür, hırtlekten ölür. Normalde bacağından tutsun, kolundan tutsun, şurasından tutsun ölmez. Ama hırtlekten bir tutan bir it öldürür. Bak onun için biz bu Gırtlağını korusun diye. çengeli hırtlağına takmamızın sebebi çengel hırtlağı korur, hırtlakla tutturmayan bir it öldürülmez. Ölmez yani, boğulmaz da aynı zamanda. O onun koruyucusudur. Boğaz kısmının koruyucusu. İnsanın şah damarı köpeğin de hırtlağıdır. Ha. Abdurrahman abi, çok teşekkür ederim Ben sohbet teşekkür için. ederim sizin Sonunda şunu geldiğiniz söyleyeceğim. için. Buyurun. Buradan kangal almak isteyenlere ne öğütlersiniz? Bu apartmanda diyorsunuz yani, yapmayın. Buradan kangal almak Şimdi isteyenlere ve şunu kim kangalı almak taşımak istemez yani? isteyenlere Şimdi şimdi bak. eminim birçok izleyenimiz hevesleniyordur ama bunları da, bu yavruları da almanın belli kuralları Şimdi var. Onları da anlayın. Türkiye genelinde herkesin aşağı yukarı bütçesi mümkün yani bir yazlığı bir kışlığı var. Türkiye genelinin diyebilirim. Şimdi yazlığında herkes kangal yetiştirebilir. Yani zemin toprak olduktan sonra 1 metre toprak yeterli. Ha, bunu da götürüp dediğim gibi iyi kangal alacaksın ki sevesin. İyi kangal alacaksın ki bakarsın. Şimdi her kangal kangal olmuyor.
Bir de şey dediler, ona da ben çok şaşırmıştım. Ne demişler? Dediler ki kangal çok edepli bir hayvandır. Evet. Hangi hayvanın yavrusunu kucağına alırsan al, uzun süre tuttuğunda çişini yapar. Ama kangalı bir saat kucağında da tutsan çişini 10 sallar. 10 saat yattığı yerde çişini yapmaz, İstanbul'a kadar göndereyim. O hayvan yattığı yere pislik yapmıyor işte. Bu da kangala sahip. Aslanım kangal, tebrik ediyoruz seni. Biz de TRT ekip olarak geldik, çektik seni. Çok etkilenmiş görünmüyorsun ama olsun, biz seni bu halinle seviyoruz zaten. Abdurrahman abi çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık, hepinizden de Allah razı olsun. Sizin gibi dostlar böyle gelip ara ara kangalımızı tanıttıkları için sizden ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim sevgili izleyenler. Kapımız herkese açık, çiftliğimiz de Türkiye'ye açık. Dünyaya açık. Bizim malımız burada. Herkes bunu böyle görsün. Bak, şu aslana bak, aslana aslana. Yani kangallar bunlar işte. Kangallar böyle yani, tanıtacaksın ki kangalın olduğu belli. Değil mi? Evet. Yani. Sevgili izleyenler, teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Bizi izlemeye devam edin. Müzik